Var bir şey mi diyeceksin? Vallahi Vildan Hanım, desem bir türlü, demesem bir türlü. Sen hele bir de bakayım. Ömer Bey'le Defne Hanım niye gelmiyorlar ben biliyorum. Niyeymiş? Zümrüt Hanım, geçen şey olunca... Ay ne olunca Pınar? Defne Hanım babasını hastaneye ziyarete gidince çok kızdı. Kovdu Defne Hanım'ı. Ne demek kovdu? Pınar sen ne diyorsun? Ömer Bey de olanı öğrenmiş, geldi. Ağız dolusu bağırdı babaannesine. Ben de gidiyorum dedi. Nerede anam? Sabah Cumali Bey dükkana uğurlayınca kapandı odasına. Vildan, ne oldu? Sessiz sedasız gene yapmışsın yapacağını. Akşam Ömer'in gelmeyeceğini bile bile sustun. Defne'yi kovdun, Ömer de peşinden gitti diyemedin. Ya senin nasıl bir vicdanın var? Sen nasıl o yastığa başını koydun da rahat rahat uyudun? Vildan, bak ben sana diyecektim ama babam vardı. Ana, yapma. Yapma ne olur, yapma. Artık komik oluyorsun, yapma. Bak. Sen dün üzüldün diye ben seni teselli etmeye çalışırken zaten her şey olup bitmiş. Sen ağzını açıp bir kelime bile etmedin be. Benim de ciğerim yanıyor. Ben sağ diyecektim. Evet kızdım. Ama Defne'yi kovmadım. Öyle olmadı. Defne... Ana, bana hiçbir şey anlatma. Sen her şey kendi istediğin gibi olsun istiyorsun ama yok öyle bir dünya. Yok. Sen her seferinde beni kırsan da, üssen de, her seferinde. Bak ben sana saygımda, hürmetimde bir kusur etmedim. Ama ben artık seni anlamakta zorlanıyorum. Çünkü senin anlaşılır bir tarafın kalmadı be artık. Yeter. Gerçekten yeter ana. Ben şimdi oğlumla gelinimi de alıp bu evden gidiyorum. O evi tutana kadar da bu çatının altında kalmayacağım. Merhaba Seydel amca. Merhaba kızım. Hoş geldin. Gel. Nefsa teyze. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Bildin anne. Hoş geldin. Hoş buldum kızım. Hoş geldin anne. Merhaba anneciğim. Biraz konuşalım mı? Olur konuşalım. Hadi çıkın yukarı rahat rahat konuşun. Defne'cim, olanları duydum. Çok üzüldüm kızım. Babaannen de savunulacak bir tarafı kalmadı artık. Bir defa fazla ileri gitti. Anne eğer babaannen falan seni yolladıysa kusura bakma yavaş. Yok anneciğim, yok öyle bir şey. Defne, güzel kızım yaşadıkların çok ağır şeyler. Sen daha yeni gelinsin. Evet, bir büyüklük göstermişim. Ortalığı ayağa kaldırmamışım. Anneciğim sen de eşinin yanında durmuşsun bu durumda. İkinizi de takdir ettim. Ama bana da söyleyebilirdiniz. Yani bildiğin anne Ömer söyleyecekti sana. Ama ben söylemesini istemedim. Yani ne bileyim. Zaten ortalık karışık. Bir de bu Halil abinin durumu falan. Bir sebep olmayalım dedik. Anlıyorum Defne'cim. Haklısın elbette ama... Bak bunlar önemli meseleler. Ömer. Şimdi Defne'yi de al yanına. Çıkın hemen bir eve bakın. Öyle düşündüm zaten. İyi madem. Şu bizim emlakçıda benim beğendiğim bir ev vardı. Duruyordur belki. Önce onu sor değil mi? Tamam, tamam. Ya açarız evimizi. Güzel güzel yaşarız. Sonra tabii ilerleyen zamanlarda sıkılırsınız benden. Siz kendi evinizi açarsınız. Ha?
Ama bilin ki ben hep ardınızdayım. Teşekkür ederiz Gülden anne. Sen de bizim başımızın tacısın ama sakın unutma, olur mu? Anneciğim bak, sen de bunları düşünüp üzülme, tamam mı? En yakın zamanda yeni ev tutacağız. Anlaştık mı? İnşallah anneciğim. İnşallah bundan sonra huzurumuz yerinde olacak. Ha, Defneciğim bu arada baban da şikayetçi olmamış Halil'den. Neyse, sizin keyfiniz yerinde olsun. Geri kalan her şey hallolur. İnşallah. Baba. Kızım. Merhaba Said Ali amca. Merhaba kızım. Gel kızım, otur. Biraz konuşalım mı? Olur, olur, gel. Gel otur kızım, ben zaten... Yok yok Said Ali amca, sen de kal lütfen. Baba, Defne ile Ömer neden akşam eve gelmedi biliyor musun? Niye? Anam Defne'yi kovmuş önce. E tabi bunu duyunca da Ömer peşinden gitmiş. Ne diyorsun sen kızım? Akşam bize o yüzden mi geldi? Ya öyle maalesef. Zümrüt gelini ne demeye kovmuş ya? Olucu iş mi bu? İyice zıvaradan çıktı bu kadın. Babasını ziyarete gitti ya hastanede. Ondan. Akşam ben hallerinden şikayetlendiydim. Sebebi buymuş sana. Yok arkadaş, yok. Bu kadına ne diyeceğimi ne edeceğimi şaşırdım ben ya. Kulağına laf gitmiyor ya. Kimse de dirlik bırakmadı. Canımdan bezdim ya. Ben gidip o konağı onun tepesine yıkacağım ha. Baba. Cumali, hele bir sakin ol ya. Ya nasıl sakin olayım Seyit Ali ya? Gelin kızı kovmak ne demek ya? Ya öfkeyle gidip ne edeceksin? Nereye gideceksin? Bak, önce bir otur. Bulup bitelim ya, hazmedelim. Ya ben bunu nasıl hazmedeyim Seyit Ali? Cumali, sen hele bir geç. Bir laf dinle, hadi. Baba öfkelenme boşuna. Seyit Ali amca haklı. Baba, ben daha önce vazgeçtiydim ya. Hata etmişim. Alırım çocukları da ayrı eve çıkarım. Zaten Defne ile Ömer de ev bakıyor şimdi. Anam da rahat eder böylelikle. Ev tutulana kadar da ben locada kalacağım. Nereyin odasında. Yani hiç yüz yüze gelesim yok baba. Ben o anana rahat ettireceğim ben. Merak etme sen. Baba, sakin ol. Seyit Ali amca, sana da teşekkür ederim çocukları misafir etmişsin. Neyse ben gidiyorum. Haydi görüşürüz. Oğlum, hele bir tas su verin. Erken gelmişsin. Ya senin derdin ne Allah'a sen? Hiç mi utanmadın yeni gelini kapıya koyarken? Ya torununu da mı hiç düşünmedin? Onların sevincine, birliğine ne demeye kastediğin? Ya o kız bize Allah'ın emaneti artık. El üstünde tutman lazımken. Nasıl yaptın bunu, nasıl? Ya gencecik toy dediğin o gençler gurur edip olanı biteni saklamaya çalışırken hiç mi vicdanın sızlamadı? Herkesi kırıp geçireyim Zümrüt. Yeter artık, ettiklerin canıma yetti. Aa bak. Yetmesin diye zar zor ikna ettiğin gelinin yarın bir günü çocuklarını alıp gideceğim. Halil de çıkacak inşallah bugün. O da Melek'le evlenip bu evine gideceğim. Ondan sonra ağlanıp sızlanıp bir başıma kaldım deme. Çünkü sen bunu çoktan hak ettin. Ben de durmam artık burada. Sen de burada otur. Öfkeninle, kininle, zehrinle ne de akıtırsan akıt.